Kekik, Gökçek, Kekik falan filan firma. Ha, gördüğünüz gibi rengi beyazımsı, ne demek? İçinde nişasta var demek. Her şeye nişasta basmış mübarek. Herhalde bedava alıyor nişasta. Şu Gökçek hemen erimiyor, görüyorsunuz. Erimesi ekstra olduğu için hemen erimez. Zaman alır. Sabır ister, zor iş. Yani biraz zaman alır, birkaç dakika zor iş değilsek. Bu da diğer firmanın sözde kekik toz ekstraktı. Evet, koyuyoruz. Ne görüyoruz? Bozarmış bir içinde ekstrak olmayan ama nişasta olan bir şey. Şimdi bizim buradaki ekstraktın hala çözülmemiş bir kısmı. Çözülmesi zaman alır yavaş yavaş. Önemli değil. Biz tadına bakalım. Kekik biraz azımtırak. Bu da diğer firmanın sıvı ekstraktı bu ya. Allah Allah. Kekik ekstraktı da bunların at kuyruğu ekstraktına benziyor. Yani ben hiçbir şey anlamadım bunlardan. Ne yapıyorlar? Hepsini karıştırıp karıştırıp aynı şey veriyorlar herhalde vatandaşı. Ben bir şey anlamadım yani. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi kekikle ilgili Almanya'da bir klinik araştırması yapılmıştı. 7855 hasta üzerinde yapılan araştırmada kekiğin bronşit, astım, KOAH gibi rahatsızlıklara karşı iyi geldiği, öksürük, faranjite iyi geldiği tespit edilmiş. Klinik araştırması yapılmış. Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Sadece biri tıbbi maksatla kullanılır. Tümus vulgaris. Bunun haricinde diğer birçok karabaş keki, bilye keki vesaire vesaire var. Onların ne kadar etkili olduğunu, hangi rahatsızlığa iyi geldiği hakkında klinik araştırması olmadığı için bir şey diyemiyoruz. Bunlar içerisinde klinik araştırması yapılan sadece ve sadece bahçe keki diye bildiğimiz Tümus vulgaris, Latincesi. Bu tıbbi bitkidir. Diğerleri tıbbi bitki statüsünde değildir. Hem Türkiye'de hem Avrupa Birliği'nde hem de diğer birçok ülkede 57 ülkede tıbbi bitki olarak kabul edilmiştir. Etkisi de ispatlanmış.